Bugün Mart ayı sonunda oyuna eklenecek yeni gizemli karakterimiz Melody vs tüm karakterler yapacağız. Önce Supercell'in test hesabından Melody'yi size kısaca tanıtacağım, daha sonra da birebir vs'lere geçeceğiz. Ama öncesinde bu videoda toplam 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan bu videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirim zilini açmak, videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek. Benim Instagram kullanıcı adım Onur Bilge YT. Açıklamada da linki var. Aynı zamanda şu anda aktif olan 7 Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı. Bu videonun sonunda o çekiliş sonuçlarını da bulabilirsiniz. Melody, Star Park'ta karaoke becerileriyle ve kaprisleriyle ünlü bir K-pop şarkıcısı. Ekranda gördüğünüz gibi gizemli bir suikastçı, yani 1900 kredi karşılığında alabileceksiniz. 28 ya da 29 Mart tarihinde karakter erken erişimde gelecek ve oyunun içerisinden parayla satın alınabilecek ve 4 Nisan Perşembe günü gelecek olan Ragnarok Brawl Pass sezonunun geleceği gün, yani 4 Nisan Perşembe günü yine kredi karşılığında alabileceksiniz arkadaşlar Melody'yi. Her Brawl Pass sezonunda olduğu gibi yine Ragnarok Brawl Pass sezonu başlamadan 2 saat önce Melody karakteri Star yolundan alınabilecek. O yüzden Ragnarok sezonunun geleceği 4 Nisan Perşembe günü saat sabah 10'da oyuna girip Star yolundaki karakterinizi Melody ile değiştirebilirsiniz ve bu şekilde Mart Brawl Pass'in içerisindeki kredileri Melody'ye aktarabilirsiniz. Melody'nin açıklamasında konu karaoke yapmak olduğunda kimse Melody ile boy ölçüşemez, kawaii görünümü ve çılgın vokalleriyle ilgiyi hep üzerine çekmeyi başarır diyor. Melody dediğim gibi suikastçı bir karakter ve 11 seviye için 8200 canı var, yani yarı tank diyebiliriz ve hareket hızı da normal. Normal saldırısının adı canavar notalar ve Melody mikrofonundan minik canavar notalar atarak düşmanlara hasar veriyor ve isabet eden notalar Melody'nin etrafında dönen ve rakiplere hasar veren yeni notalar oluşturuyor. Etrafında en fazla 3 tane daha nota oluşturabiliyor Melody ve esas hasarı da zaten etrafında dönen notalarla veriyor. Normal saldırısının hasarı 920, etrafında dönen notaların hasarı ise 3 tanesi için her birinde 1840, yani toplamda 5520 veriyor etrafındaki 3 notayla bir vuruşun hasarı. Normal saldırısının menzili uzun, doldurma hızı ise normal. Süperinin adı ise ileri sar ve Melody düşmanlarını yakalamak için 3 kez ileriye atılıyor. Menzili normal ve aynı Mortis gibi 3 kez ileri atılıyorsunuz. Bunun amacı ise şu: normal vuruşunuzda öncelikle hem süperinizi doldurup hem de etrafınızda 3 tane nota biriktiriyorsunuz. Sonra süperinizde notalarla birlikte rakibin içerisine giriyorsunuz ve hepsini yok ediyorsunuz. Suikastçı olmasının sebebi de aslında bu. Oynaması gerçekten çok eğlenceli olan Melody karakteri birebir VS'lerde de sandığınızdan çok daha güçlü. Birazdan birebir VS'lerde zaten göreceksiniz. Çünkü hasarı inanılmaz yüksek. O yüzden VS bölümünü mutlaka sonuna kadar izleyin. İki aksesuarı ile birlikte geliyor. Birinci aksesuarının ismi Crescendo ve Melody'nin etrafında dönen notaları 5 saniyeliğine %25 hızlanıyor ve yörüngeleri %60 büyüyor, yani daha geniş bir alanda vuruyor. İkinci aksesuarının ismi ise Müziğin Gücü ve Melody etrafında dönen her nota için %15 kalkan kazanıyor ve bu da onu çok sağlam bir karakter yapıyor. İki de yıldız gücü var ve birinci yıldız gücünün ismi Hızlı Tempo. Melody'nin hareket hızı etrafında dönen her nota ile %8 artıyor. Toplam 3 nota ile %24'e kadar hız artışı sağlıyor. İkinci yıldız gücünün ismi ise Uzun Çalar ve Melody'nin notaları yok olmadan önce %25 daha uzun süre kalıyor ve biz birebir VS'lerde de bu yıldız gücünü kullanacağız. Melody karakteri ekranda gördüğünüz bir kostümle birlikte geliyor arkadaşlar ve bu kostümü 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında satın alabileceğiz. Şimdi isterseniz Melody'nin kazanma ve kaybetme animasyonlarına birlikte bakalım. Melody'nin ustalık yolunu da şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ödülleri bu şekilde ve en sondaki ünvanı da korkusuz. Melody çok tatlı animasyonlu rozetlerle birlikte geliyor arkadaşlar. Şimdi birebir VS'lere geçeceğiz ve birebir VS'lerde Melody'yi rakibine mümkün oldukça yakın tutmamız gerekiyor. Çünkü etrafındaki notaları zaten rakibine vurdukça aslında esas hasarı veriyor, biraz önce söylediğim gibi. O yüzden mesela Piper gibi bazı karakterlerle VS'de biraz olması gerekenden daha yakın olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun
sebebi bu. Melody'nin zaten iki tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi süper hile aslında rakibinin yanına çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. İkincisi de etrafındaki notalarla rakiplerine çok fazla hasar verebiliyor. Zaten Melody'yi suikastçı karakter yapan özellikler de bunlar. Şimdi tamamen animasyonlarla yaklaşık 15 saatte hazırlamış olduğum birebir VS bölümüne geçeceğiz. VS bölümünü lütfen sonuna kadar izleyin ve en çok şaşırdığınız VS hangisi olacak bunu da yoruma yazabilirsiniz. Bakalım yeni gizemli suikastçımız Melody birebir VS'lerde ne kadar güçlü. Never stop.
Till I reach the top. This is the real K-pop. Dogdugni, shininini. Come on, me. Worst concert ever. I don't dress to impress. Dogdugni. Wanna play? That's okay. Stop sparkling.
Melody karakteri her ne kadar birebir de bu şekilde VS yapmak için tasarlanmamış olsa da gördüğünüz gibi birçok karakteri çok rahat bir şekilde aldı çünkü inanılmaz yüksek bir hasarı var ve canı da hiç az sayılmaz. Sizce yeni karakterlerden Angelo mu yoksa Melody mi daha güçlü ya da daha eğlenceli? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bu videonun başındaki 5 Brawl Pass Plus çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler aşağıdan videoya like atmak, kanala abone olmak, videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek. Benim Instagram adresim onurbilgeyt. Ve bu tür videolara ve çekilişlere devam edebilmem için hem marketten hem de Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmaya devam ederseniz de çok sevinirim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz videonun içerisinde 7 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı arkadaşlar ve 287.000'den fazla izlendi, 19.000'den fazla like attınız. Zaten o yüzden bu videoda 5 tane Brawl Pass Plus çekilişi daha yapıyorum. Şimdi isterseniz oradaki 7 Brawl Pass Plus çekilişinin sonuçlarına birlikte bakalım. Çekilişimize hemen başlayalım ve bir arkadaşımız Instagram adresini sanırım yazmış. Hemen bir kontrol ediyorum. Instagram'dan kontrol ettim. Benim Instagram'ımı takip etmiş. İlk kazananımız Emir oldu ve kendisine mesaj yazdım. İkinci kazanan arkadaşımız Ömer Safa. Hemen bir kontrol edeyim. O da beni takip etmiş. Ona da DM'den mesaj yazdım. Ve üçüncü kazanan arkadaşımız Yusuf. Hemen kontrol ediyorum. Yusuf da beni takip etmiş. Üçüncü kazanan arkadaşımız oldu. DM'den ona da mesaj yazdım. Dördüncü kazanan arkadaşımız İbrahim. Dördüncü kazanan arkadaşımız İbrahim bana Instagram'dan şöyle bir şey yazmış bu arada. Abi Brawl Pass Plus çekilişi ne zaman açıklanacak? Onu çok bekliyorum demiş ve kazandı gerçekten. Kendisini tebrik ediyorum. 7 Brawl Pass'in 4 tanesi YouTube'daki videoda, 3 tanesi Instagram üzerindeydi hatırlarsanız. Instagram'daki şartları yerine getirip Instagram çekilişini kazanan arkadaşları da birlikte seçelim. Bu arada bu tür çekilişler için beni mutlaka Instagram adresimden takip edin. Benim Instagram adresim onurbilgeyt, açıklamada da var. Ve birinci kazanan arkadaşımız ekranda gördüğünüz gibi Talha oldu. İkinci Instagram kazananımız da Serhat oldu. Ve üçüncü son Instagram kazananımız da ekrandaki arkadaşımız. Kendisine de ulaştım. Kazanan herkesi tebrik ediyorum. Ve yeni çekilişte bu videonun içerisinde var. Kazanan arkadaşların direkt oyuncu ID'sine Brawl Pass Plus'larını gönderiyorum. Hiç kimse sizden kesinlikle şifrenizi ya da özel bir bilginizi istemez. Çekilişe katılan herkese teşekkürler. Kazananları tebrik ediyorum. Ve 5 Brawl Pass Plus çekilişi bu videoda var. Ona da mutlaka katılın. Yine dün yüklediğim videomda Angelo'nun bütün özelliklerini ve tüm şöhret ödüllerini gösterdim. Ondan önceki günün videosunda da tüm kostümleri ve fazlasını gösterdim. Hatta tüm kostümler videosunda 7 tane de Hırsız Edgar kostüm çekilişi var. Şu an ekranda ve kartlardaki videoları izlemediyseniz onları da izleyin ve çekilişe katılın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.